Cins Dergi sunar. 17. yılında Alaaddin Özdenören. Rasim Özdenören. Geçtiğimiz cuma 26 Haziran günü ikiz kardeşim Alaaddin Özdenören'in 17. ölüm yıl dönümüydü. Haziran'ın 7'sinde ise Cahit Zarifoğlu'nu kaybetmiştik. 1987. 33 yıl geçmiş. Önümüzdeki Temmuz ayının 7'sinde ise Erdem Beyazıt'ın 12. ölüm yıl dönümünü idrak edeceğiz. 1 Temmuz 1940 Akif İnan'ın 80. doğum yıl dönümü. Onu 6 Ocak 2000'de kaybettik. Biri anılınca ötekiler de akla gelen edebiyat topluluğu denince bu isimleri birlikte anıyoruz. Elbette bunların arasında geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz 18 Ekim 2019 Nuri Pakdil'i de anmalıyız. Ve tabii ki Sezai Karakoç. Ona hayırlı uzun ömürler diliyorum. Alaaddin hayattayken kıymeti bilinse de az anılanlardan biri olmuştur. Belki onun yalnızlık hayatı, hep kendi içinde yaşamayı bir hayat şiarı haline getirmiş olması yaman bir yalnızlık çilesi çekti. Ömrünün çoğunu felsefe öğretmeni olarak Taşra'da geçirmiş olmasının da bunda payı aranabilir. Meslek hayatının son yılları Ankara'da geçmiş olsa da Ankara'da da merkezin dışında yaşadı. Belki Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki iki yılıyla Kültür Bakanlığı'ndaki kısa bir süre müşavirlik hizmetleri dışında Ankara Fen Lisesi'ndeki göreve esnasında da merkezden uzakta yaşadı. Adı geçen lise ve onun öğretmenleri tahsisli lojmanları merkezden uzakta bir semtteydi. O tarihte lise ile Ankara merkez arası ulaşım, belediye otobüsüyle sabah ve akşam saatlerinde sadece bir gidiş, dönüş hizmeti sağlanıyordu dolayısıyla merkeze ulaşım kısıtlıydı. Bütün bunların dışında 1984 Ekim tarihinde 9 yaşındaki oğlunun bir trafik kazasındaki ölümü onun iç yangınını kendi ölümüne kadar körükleyip durdu. Başka kimsede tanık olmadığım kadar bir evlat acısı yaşadı. Onun arkasından yazdığı Kerem'in çantası ve başka şiirleri okuyanları da dilhun etse de onun yaşadığı yırtıcı yalnızlık ve keder, ...kimseyle kıyas kabul etmez. İkinci evliliğinden ve emekliliğinden sonra... ...ilginç bir serüven sonunda kendini Balıkesir'de buldu. Orada hastalandı ve orada rahmetli oldu. Balıkesir, Bahçeşme kabristanına defnedildi. Cenaze namazı, vasiyeti üzerine... ...sabah namazlarını kıldığı mahallesinin camiinden kaldırıldı. Cahidin, Akif'in, Erdem'in, Nuri Pakdil'in cenazeleri ki... ...hepsinde hazır bulunmak nasip oldu onların adına uygun vakur bir kalabalıkla teşhi edildi. Alaaddin'in cenazesi de gariplere mahsustu. Az sayıda ancak ihlaslı bir sevenler topludu. Rahmetli Erdem de o cenazeye katılanlar arasındaydı. Cenaze taşınırken define dakikalar kala Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen taziye telefonu ve ondan az sonra rahmetli Erbakan hocanın ve diğer devlet erkanının telefonları acımıza tam zamanında ortak oldu. Bu yazıya onun şiirinden ve denemelerinden bahsetme niyetiyle başlamıştım olmadı. Başıma nadiren gelen bir olaydır. Yazıda kendimi çağrışımlara kaptırmam ama bu yazı öyle olmadı. Kendini yazdı. Yine de birer cümleyle şiirine ve denemelerine değineyim onun şiirini tek kelimeyle özetle deseler aklıma gelen kelime lirizm olurdu. İlk şiirinden başlayarak şiirinin iç musikisindeki ahenk başat özelliği. Denemesine gelince, her biri bir üslup harikası. Özellikle unutulmuşluklar ve açılı yorum kitaplarındaki denemeler Türkçenin nadide parçalarını içeriyor. Cümbüşlü bir ifade zenginliği bu metinleri besleyen unsurlardan. İz yayınları onun kitaplaşmamış denemelerini bir araya getirme çabasında. İz yayınlarının çıkardığı Aylık Muhayyel Dergisi önümüzdeki Temmuz sayısına bir Alaaddin Özdenören dosyası hazırlıyor. Aylık Hece Dergisi de geçtiğimiz iki yıldan bu yana bir Alaaddin Özdenören özel sayısının hazırlığı içinde. Bu çalışmanın onun değerinin bilinmesine katkı sağlayacağını umuyorum. Burada adı geçen güzel insanları rahmetle anıyorum. Cins dergi sundu. Rasim Özdenören.